Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülker ablanızın kanalına iyi ki de geldiniz değerli takipçiler, değerli kardeşlerim. Kütahya köyden, evimizin bahçesinden hepinize selamlar, saygılar olsun inşallah. Bugün cuma, hayırlı cumalar olsun. Hepinize de hayırlı günler olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kahvaltıya mantar kavurması yapacağım. Bunlar kavak mantarı arkadaşlar. Kat kat şöyle siyah kavak mantarıymış bunlar. Üzerleri siyah, içleri beyaz. Kök tarafını göstereyim. Şeyin içinde de şöyle devireyim. Kavak mantarı diye aldık. Biz bunu kendimiz gidip kavak köklerinden bulmadık. Yani hazır aldık. Pazardan aldık. Bu şekilde kat kat Rabbimin yarattıkları kökü şurada. Pırasa. Pırasalar bahçeden, biliyorsunuz onları yazdan bahçemizde yetiştirmiştik. Ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Mantar kavurması soğanla da olur, pırasayla da olur. Pırasayla yapacağım ben inşallah. Kirada. Tencereye birazcık yağ koydum. Isınmaya başladı yağ. Biraz daha koyayım. Pırasa karula koysun. Mantarları yıkayım, doğrayayım bu ara bende. Şahin. Aslı ekmeği çevirmiş. Bir şey yapacak mı? Ne zaman yapacakmış? Ne zaman yapacak? Hadi bir dinle. Yapıyor, şimdi yaptım ben de. Yaptım da geldim. Köklerinden şöyle keseyim. Kökünü çıkaracağım. Kökü şu şekilde çıkardım. Burasını yemeyeceğiz. Çok sünger gibi. Değişik yani. Thank you.
yavaş yavaş pişiyor. Ben de mantarı doğrayayım. Tuzunu atayım. Mantar sulandı. Bismillahirrahmanirrahim. Az olursa bir daha atarım. Erisin, tuz da karıştıracağım. Suyunu çekti mantar. Tereyağı koyacağım birazcık da. Tereyağı da eriyecek. Suyunu çekti mantar. Tereyağı koyacağım birazcık da. Tereyağı da eriyecek. Erisin. Tereyağı eriyesiye kadar yıkadığım yumurtaları kurulayacağım. Kıracağım. Tereyağını önceden koymuyorum ben. Tereyağı çok çabuk yanan bir nimet. O yüzden yanar mınar diye sonradan koyduğumda daha da lezzetli oluyor. Tamamdır. Ne yapıyoruz? Yıkayıp kuruladığımız yumurtaları Allah'ın izniyle içerisine kırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar köy yumurtası, ev yumurtası. Kabuklarını atmayacağım, yiyeceğiz. Tamamdır. Bunu da kırdım. Yumurtaları şöyle dağıtacağım biraz mantarın üzerine. Beyazı pişsin. Beyazı pişiyor bakın. Beyazı piştikten sonra karıştıracağım. Kahvaltıya çok güzel oluyor bu şekilde mantar. Tamamdır. Kapağını kapatacağım. Çok azıcık daha pişecek. Ondan sonra ateşi söndüreceğim. Demlemeye bırakacağım. Bir 20 dakika kadar demledi mi sıcak sıcak Allah'ın izniyle kahvaltıda yiyeceğiz. Yumurtalı mantar, pırasalı.
Bugün kahvaltıda ılhamur içelim dedik. Ilhamurla kahvaltı yapalım dedim. Su kaynadı. Ilhamuru attım yeteri kadar. Tam 5 dakika kaynadı. 5 dakika kaynadıktan sonra ateşi kapatacağım. Mantarlı yumurta demledi. Ben bunu çekesiye kadar 5 dakikada ılhamur demlesin. Ondan sonra inşallah afiyetle kahvaltımızı bugün de ılhamurla yapacağız. Allah'ın izniyle. Kahvaltıyı hazırladım. Şahin abinizi bekliyorum. Mantarı, yumurtalı mantarı tabaklara koymadım soğumasın diye. Sıcak sıcak güzel oluyor. Soğuk güzel olmuyor mantarın her türlüsü. Mantarlar geldi. Gel bakalım, buyur. Hadi oturalım bakalım. Oturalım. Şöyle koyalım. Ben çayla çekip çek vereyim. Gel bakalım bir kenara. Bismillahirrahmanirrahim. Ilhamur. Ilhamur ha, ilhamur içelim önce. Hadi. Söylüyorum ya. Buyur bakalım. Sağ olasın. Ekmeğimizi de getirsek tamamdır. Tamam. Ekmeği de getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız değerli arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi hava biraz çok soğuk. Biraz derken de don, şakır şakır buz, bayağı bir soğuk. Burak gidiyor ama don oluyor sürekli. Öğlene doğru bazı güneş vuran yerlerde don kendini bırakıyor. Çamur oluyor bu sefer de. Bir şey falan da ekilip biçilmiyor. Aslında soğan ekme zamanı yavaş yavaş geliyor da don çamurundan ekilmeyecek. İşte böyle değerli kardeşlerim, mutfakta masa var, mutfak buz gibi, buz kestiği için bu odada da klima var, klima da sıcacık tutuyor evi, o yüzden burada sehpanın üzerinde kahvaltı yapıyoruz, yemeğimizi de burada yiyoruz. Bu evde baca tavana delik çıkarmamışlar, sadece arka odadan duvardan dışarı bir delik açmışlar şöyle. O deliğe de baca yapılması gerekiyor. İleri de o boru çıkacak filan. Bir ustalık işi gerektiriyor. Ev prefabrik olduğu için tuğlaya, pirkete benzemiyor. Nereden bir delik açsak öbür tarafından çatlama oluyor. Dökülme oluyor. Zaten el dökülüyor. Demeli de baca yapıyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz diye de kıracağız, dökeceğiz yani. O yüzden de şimdilik klimayla inşallah ileride başka şeylere de düşünürüz. Allah ömür verirse. Ondan öte Ülker Hanım bir de yatak odası olduğu için oraya koymuşlar ama orası çok ufak. Soba kurulamayabilir. Baca değil o işte. Oraya bir delik açıvermişler duvara. Baca dedim şuradan çıkar şöyle öyle güzelce. Öyle baca yok zaten. Şey, tuğlayla falan yapılır. O zaman rahatlıkla kurulabilirdi. Yapılırken olacaktı. Sonradan yapılan baca zaten kıracağın, dökeceğin çok zor iş. Prefabrikte zor yani. Artı o odun, kömürün şeyleri aşağı akar baca olmadığı için yani. Oradan yani. Baca yok çünkü. Öyle işte. Durum böyle değerli kardeşlerim. Köve ev yaptık da şehirdeki gibi koltuk, sehpa, masa, sandalye, televizyon ünitesi prefabrik evin içine koyduk mecburen. Başka türlü olamazdı yani. Olabilir miydi? Olamaz Ülker Hanım. Ne yapacaksın? Tahta divan çakacaksın anca. Yani köyde tahta divan var. Şimdi herkes koltuğa döndü zaten. Hani
Artık tatlı divan da satılmıyor, yapılmıyor da yani, yapan da yok yani. Köyler de inanın şehirler gibi. Hı. Köydeki bazı evler o kadar modern ki İzmir'de bile ben öyle ev görmedim diyebilirim. Evet. Ha bizim köyde yok. Düğün çekimine gidiyoruz ya, o köylerde bazen evler gerçekten çok şık, çok modern eşyalar. Şöyle oluyor. Yaşlı oluyor insanlar. Dizi ayağı bükülmüyor. Mecburen artık masada yiyor. Yere oturup kalkamıyor. Gençler yeni ev yaptırıyor köye. Genç olsun, yaşlı olsun. Evler eskimiş, harap olmuş. 100 yıllık, 150 yıllık evler göçtüğü zaman yeni ev yaptırıyor. Peki bu evi nasıl döşeyecek bu insan? Mecburen koltuk alacak. Çadır vurmayacağına göre. Eskisi gibi, hani eskiden çamur garıyorlarmış. Hmm. Çamurla, samanla, kara taşla ev yapılmıyor artık. Kimse de onun ustasını da bulamazsın. Yapacak insan da bulamazsın. Öyle bir evde yapılmıyor, yaptıramazsın. Mecburen köydeki evlerde şehire göre yapılmak zorunda. Biz de onlardan biriyiz. Yani hani eş dost diyor eve gelenler. Aa diyorlar bize, şehirdeki evi getirmişsiniz, köye kurmuşsunuz. Hani şehirdeki gibi olmuş sizin ev. Başka türlü nasıl olabilir? Başka bir yolu varsa yapalım yani. Ha, başka bir yolu başka varsa? Bir yolu başka bir yolu varsa öğret de biz de yapalım yani. Nasıl bir şey İşte varsa. Ben de düşündüm o zaman. Onlara da sordum hatta. Ev görmeye geliyorlar. Allah razı olsun köyden geliyorlar. İşte tanıdık olup şehirden, yabandan, simaldan, şuradan buradan. Aa şehir evi gibi olmuş diyorlar. Önce gülüyoruz, başka türlü nasıl olabilir? Prefabrik ev kuruldu. Nasıl bir şey olabilir ki? Beton bile olsa ne yapacaksın? Gene aynı eşya düzeceksin yani. Ne kurulabilir ki beton olsa da yani? Tahta divan çakar yani, yok. Yani. Sonra... Ancak şark köşesi olabilir yerminleri. O da moda zaten. O başka onun dışında hiçbir şey olamaz yani. Yermin de anladı. Oturamıyor yaşlılar, kalkamıyor. Evet, o oturamıyorlar yani. Onun dışında... En çok sorulardan biri de işte Zopa'yı anlattın sen, baca olmadığı için. Zaten biz arkada yerimiz var. Arkaya Allah'ın izniyle biz kuzine vuracağız oraya. Oraya bir çekyat atacağız. Altına bir halı atacağız. Orada biz yemeğimizi daha çok orada geçireceğiz. Yani orada kuzinemiz olacak yani. Kuzine Zopa'da yemek yapacağız. Baca da yapacaktık ocakta da, kara tencerede. Hani? Hani olmadı. Maalesef o olmadı. İnşallah onu da yaptırırız diye düşünüyorum. O da olur. Zeki amca onu düzeltir. Düzeltir Zeki amcanı. Belki onun da tecrübesi o konuda daha çok olmadı. İlk defa yapmış. Ama baca yapmış o bir iki tane de. O şey bacası yapmış. Zopa vurulabilecek. Evet. Böyle bizim gibi. Şömine o şimdi kördeki iyi çeken, kusmayan bacaları inceler, yapar, düzeltir. Ona inanıyorum ben. İnşallah. İşte böyle değerli kardeşlerim. Bir de şey diyorlar Hülker Hanım, değerli takipçilerimiz, abi, abla eviniz var İzmir'de, niye oraya gitmiyorsunuz? Niye soğukta burada duruyorsunuz diye. Biz inanın burada yani kışta soğukta hayran değiliz burada durmaya. Bu evlerin mobilyaları döşendi, bu evlerin koltukları döşendi, bu evin güneş enerjisi döşendi, bu evin fayansları döşendi. Her biri gün veriyor bize. Yani işte diyor, bir hafta sonra gelebiliriz diyor. O geliyor, diğeri diyor işte 15 gün sonra teslim edebiliriz diyor. O yüzden biz yaklaşık 45 gün, yani 1,5 aydır, 2 aydır, 2 aya yaklaştı, onları bekliyoruz burada. Şu anda işlerimiz bittiği zaman en kısa zamanda biz İzmir'e döneceğiz. Artı yani başka bir planım? Şöyle, tamam prefabrik ev kuruldu ama biz başında yoktuk kurulurken. Her şeyimizi sizlerle paylaştık bu ev başladığından sonra. Bütün her şey kırılıp tekrar yapıldı. Çünkü banyo yapılmış, bağlantı yok, es yok. Evet. Ne bileyim, buna benzer bir sürü şey. Başında niye yoktuk o zaman? Özlem'in yüzünde bir şey çıkmıştı, onunla uğraşıyorduk. Moralimiz zaten sıfırdı, bozuktu. Bir de ustalar bize çok oyun etti yani. Bir baştan buyu yani gerçekten çok şanssızlık yaşadık. Moralimiz bozuktu, o yüzden gelemedik. Onların yaptığı yer tekrar kırıldı, yapıldı. Bir sürü içinde bir sürü, bitmedi. Şu anda bile su bağlantısı olmamış. Onu düzelttirecek Şahin abiniz. Evet. Yaptırmak için de başında durmak gerektiğini anladık. Başında olmadın mı olmuyor ya. Hiçbir şekilde olmadı, biz yaptıramadık.
Adam üstün kör yapıyor, alta es komuyor, boruyu kıvırıyor, fayansı döşeğe gidiyor. Kokudan gir girebilirsin eve. Bunları da sizlerle paylaştık. Ona benzer bir sürü ceyranmış her şey. Kısacası banyoya ceyran döşenmemiş ya. Bu banyoya çamaşır makinesi kurulacak, saç kurutma için pürüz gerekmez mi? Ya da çamaşır makinesinin gider... Mutfakta bir tane pürüz varmış. Şimdi pürüzleri kendim çektim yani. Mutfakta bir tane pürüz. Bunun gibi yani bir sürü eksik sadece vurulmakla... Sizin görmediğiniz yani değerli kardeşlerim. Sizin görmediğiniz çok iş var. Hala var. Şimdi çeşmeli akıyor, alt ıslanıyor boyuna. Onları tamir edeceğiz. Gerçekten... Nereyi tutarsak elimizde kalıyor yani. Mutfağa bulaşık makinesi yerini yapıyor, koyuyor. Ama pürüz yok. Gideri yok. Bulaşık makinesi sanki şey elle çevirerek çalıştıracağız gibi pürüzü yok. Sadece havaya lamba koymuş bitirmiş. Tekirağdan kırılıyor. Kırılsa iyi. Amenna. Prefabrik olduğu için tekirağı alçılar sulanıyor. Tekirağı alçıcı geliyor. Böyle böyle bir sürü eziyetli iş. İnanın gerçekten ömrümüzü yedi mi yedi bu ev bizim. Yedi ya. Resmen yedi. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. İşten %90'ını bitirdik. %10'luk bir işimiz kaldı. İşte bugün Allah şey verirse, müsaade ederse güneş enerjimizin altına beton atacağız. Çünkü onlar dediler güneş enerjisi sallanır, yıkılır. Ayaklarını sağlamlaştırmanız lazım dediler. O betonu atacağız. Bir iki günlük daha bir işimiz kaldı değil mi Hürkan Hanım? Kuru ağaçlarımızı kestirip çırpılarını, çıtlaklarını getireceğiz. Evet. Bir iki günlük işimiz kaldı. Ondan sonra tabii gideceğiz. Ki İzmir'e gideceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle gideceğiz. Bu ara soramadım. Yumurtalı mantar nasıl olmuş? Yani ne sağlık. Ben mantarı yaptırıyorsun serdiğin için. Pırasa. Fark ettin mi? Soğan değil. Fark etmem ama çok güzel olmuş yani en son. Pırasalar var. Değerlendirmemiz lazım. Çok güzel olmuş yani en sağlık. Onun numara. Afiyet olsun. Bugünlerde ufak ufak kazalar atlatıyoruz Hürkan Hanım. Ben hocaya gideyim de bize bugün cuma günü bir mevlid okuyor versin. Biz de cumadan sonra bir hayır dağıtalım. Bir hayır dağıtalım Allah izin verirse. Bir böyle ufak tefek bu şeyler başımızdan bir savrulsun. İnşallah evimiz de bitti. Bahara doğru havalar ısındığında da burada bir büyük hayır yaparız. Bayağı ufak tefek evet. Evet. Ayı çıkıyor, domuz çıkıyor, araba geri kaçıyor, bir şeyler oluyor böyle. Benim gönlüm şeydi, otlu gözleme, yağlı gözleme, bezme yapıp evet. Bir otlu, bir yağlı böyle kağıtlara sarıp kağıt alıp, gıda kağıtlarından alıp sarıp camide cumaya gelen herkese ya da köye çıkıp eve dağıtmaktı. Böyle bir hayır içimden geliyordu. Kendim yapacaktım burada. Yardım edecek ablalar da vardı. Baca pusuyor. Evet. Oraya saç kurulmuyor. Dışarıda da mümkünatı yok. Çok soğuk. Kunt olursun. Çok soğuk olmaz dışarıda. Zatürre olur insan. İnşallah havalar biraz ısınsın. O yüzden bu seferlik hazır. O hayalini gerçekleştireceğiz inşallah. Allah sağlık verirse o da olacak. Gene büyük böyle bir kazanlarla büyük yemekler verip evin önünde bir hayır daha yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Allah sağlık verirse. Allah ömür verirse inşallah. Bu benim böyle sadece bir şey yani. Hani Hayalim. Ha, beladan kazadan korunmak için. Evet. İnşallah Rabbim korusun. Hayır. Amin. Aslında çocuklar sever bunu. Evet. 15 tatil olunca köyde çocuklar çok. Cıvıl cıvıl. Onlar da geliyor. Onları düşündük biz de çocuk çok oldu diye. He ondan. Böyle onlar sever. İyi bakalım inşallah ya. Allah hayırımızı, herkesin hayırını kabul etsin. Amin.
Bizimkini de kabul etsin Rabbim. Önemli olan gerçekten ev, hani köyümüzde bir oda ev istedik Rabbim'den. Rabbim de böyle yazmış, böyle verdi. Eşya müşya değil, önemli olan insanlık. Önemli olan yürekteki güzel şeyler, beynimizdeki güzel düşünmek. İnşallah Allah'ın evimizin içinde güle güle oturmayı nasip kısmet etsin. Belasız kazasız. Tüm ev isteyenlere, köve mi istiyor, şehire mi istiyor, yaylaya mı istiyor, bayıra mı istiyor? Tüm Allah'ın isteyen herkese gönüllerine göre evi versin. Rabbim güzel düşüncelerini hayatlarına geçirmeyi nasip kısmet etsin. İyi ustalarla, iyi ev yapanlarla, iyi şirketlerle, iyi esnafla karşılaştırsın. Hakikat buna artık hep sürekli dua etmeye başladım. Biri ev yapıyorum dediğinde Allah'ım sizleri iyi, merhametli, vicdanlı ustalarla karşılaştırsın diyor. Çünkü acayip zor. Çok zor. Yediğimiz her şeyde afiyet şifa olsun herkese, hepinize. İnşallah şifa versin Rabbim nimetlerinden bizlere. Amin. Sebepler versin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum değerli kardeşlerim. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Sevgilerle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar tekrar sevgili kardeşlerimiz. Ülker ablanızın videolarına beğen tuşuna basıverelim. Allah'a emanet olun. Çok emek veriyor diyor değil mi? Evet, bayağı uğraşıyor, çok uğraşıyor gerçekten ya. ...15 tatil olduğu için çocuk çok köyde. Çocuklara dedik bir şey dağıtalım. Şahin abiniz bunları arabaya koy. İnşallah Allah'ın izniyle. Şöyle. Güneş var ama acayip de soğuk var.